Fotoğraf makinemizin ön bölümünde lensin hemen üzerinde flash, mikrofon ve netleme yapılacağı sırada devreye giren otomatik netleme yardım ışığı bulunur. Bu ışık, zamanlayıcı kullanarak fotoğraf çektiğimiz yere yanıp sönerek bizi bilgilendirir. Gövdenin üst bölümünde açma kapama düğmesi, fotoğrafı çekmek için basmamız gereken deklanşör düğmesi ve seçim modlarını seçmek için kullandığımız mod tekeri bulunur. Açma kapama düğmesine basarak fotoğraf makinemizi açalım. Gövdenin arkasında ise ekran ve düğmeler yer alır. Zoom işlevi yani yakınlaştırma ve uzaklaştırma için iki tane düğme bulunmaktadır. Bunlardan üzerinde tek ağaç simgesi olana bastığımızda yakınlaştırma yapılırken, üzerinde 3 ağaç olana bastığımızda ise uzaklaştırma yapılır. Bu sayede fotoğrafta yer almasını istediğimiz konulara yakınlaşmak ya da konulardan uzaklaşmak mümkün olur. Fotoğraf makinemiz 4x optik zoom sunmaktadır. Zoom yaparken 4x'e ulaştığımızda zoom yapmaya devam edersek, dijital zoom devreye girer ve toplamda 16x yakınlaştırma elde edilir. 4x'in üstündeki yakınlaştırma değerleri mavi renkte gösterilir. Dijital olarak yapılan bu yakınlaştırma kullanılırsa görüntü kalitesinde azalma meydana gelir. Dijital zoom seçeneğini menüden kapatabiliriz. Dijital zoom'u kapattığımızda fotoğraf makinemizin yapacağı azami zoom değeri 4x olur. Zoom düğmelerinin altında yer alan düğmeler menülerde dolaşırken yukarı, aşağı, sol ve sağ yön düğmesi olarak görev yaparlar. Yön düğmeleri aynı zamanda çekim esnasında poz telafisi, makro manuel odak, flash ve zamanlayıcı ayarları için hızlı erişim düğmesi olarak da görev yapmaktadır. Yön düğmelerinin hangi görev için kullanılacağını üzerindeki simgeden anlayabiliriz. Yön düğmelerinin ortasında yer alan üzerinde function set yani işlev ayar yazan ayar düğmesi ise çekim ayarlarını görüp değiştirmek için kullanılır. Düğmeye bastığımızda o anki çekim moduna değiştirebileceğimiz ayarları ekranın solunda görürüz. Yukarı aşağı yön düğmelerini kullanarak ayarlar arasında dolaşır. Sağ sol yön düğmeleriyle de o ayar için kullanabileceğimiz değerleri seçeriz. Ayar düğmesine tekrar basarak da çekim ayarları menüsünden çıkarız. Son iki düğmemiz ise en altta yer alan disk ve menü düğmeleri. Soldaki disk düğmesine yani gösterge düğmesine basarak ekranda görünen bilgileri değiştirebiliriz. Bunu çekim anında kullanabileceğimiz gibi çektiklerimizi izlerken de kullanabiliriz. Düğmesine basarak çekim ayarlarını ya da kamera ayarlarını değiştirebileceğimiz menülere ulaşırız.